أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم bahsini okuyacağız. Aslında bu sözler ve mektubatta da geçiyor ama burada biraz daha kısa öz. Üstad Hazretlerinin mesnevi muhakemat ve işaret uyacağız hakkında şöyle bir şey kullanabiliriz, bir ifade kullanabiliriz. Mesnevi işaret uyacağız ve muhakemat bir cihette Risale-i Nur'un özüdür, aslıdır, esasıdır. Bediüzzaman Hazretlerinin eski Said döneminde Cenab-ı Hakk'ın yani Bediüzzaman Hazretlerinin ilmiyle Cenab-ı Hakk'a yazdığı bir münacattır, bir dilekçedir. Ya Rabbi ben bu ümmeti, bu Müslümanları, bu ehli imanı bu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak istiyorum. Bana yardım et, ben bu işi yapayım deyip bir müracaatı gibi anlayabiliriz. Cenab-ı Hak sonrasında Risale-i Nur'u nasip etmiş Üstad Hazretlerine. Risale-i Nur bunu açmış tafsilatlı. Tabi tarikatlar, cemaatler İslam'ı anlamak yolunda. Değil mi? Ee, anlayışlar, mezhepler, meşrepler, meslekler var. Alimlerin Allah'a gitmek için uyguladığı metotlar, tatbikatlar, yollar var. Peki bu yollar içinde Bediüzzaman Hazretleri kısa bir yol seçmiş. O kısa yol nedir, nasıldır, nasıl olmalıdır? Üstadın bir tarifi anlamaya çalışalım. Eylem eyyühel aziz mesnevi 10. Risale sayfa 207. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki aciz de aşk gibi Allah'a isal eden yollardan biridir. Ama aciz yolu aşktan daha kısa, daha keskin, daha selametlidir. Şimdi aşk tasavvuf. Bütün tarikatların, cemaatler, cemaatlerin maksadı ne? Allah'a kavuşmak. Allah'ın marifetine sahip olmak. Allah'a dost olabilmek, Allah'ın marziyatını, arzu ve isteklerini anlayabilmek. Aşk ve aciz. Üstad Hazretleri demek burada bize bir şey gösterecek. Aciz de aşk gibi Allah'a ihsal eden yollardan biridir. O zaman bize ne anlatacak Üstad? Acizi anlatacak. Allah'a ulaşmakta, marifetullahı anlamakta, Allah'ın bize dostluğunu açmasındaki o zaman bizim yolumuz Acizle başlıyor. Aciz, aciz olmak. Kendi acizini bilmek, hissetmek manasında. Tarikat ve tasavvuf ise aşkla gider. Muhabbet yolu derler ya hani o. Peki Üstad Hazretleri bu kıyası yapacak. Evet aşk da Allah'a götürür. Ama elbette demek bildiği zaman Hazretleri bu asra bakan bir yol Bu yolun adı aciz yolu. Hatta der tarikı Azimendi diyor ya. Hatta bir arada 28 Şubat sürecinde falan aczimendiciler falan çıktı. O aciz işte buradaki acizdir. Onlar tam birebir üstadım dediği gibi değil elbette ama o güya kendilerini öyle görüyorlar. Evet. Ehli sülük, ha Burada ne dedi? Aciz yolu ise daha kısa, daha selametlidir. Niye? Aşkta vartalar vardır, hatalar vardır. Maşukuna aşık olduğuna yapışır, başka bir şey görmezsin. Şimdi burada tabii Üstad izah edecek. Kısa mesela anlamaya çalışalım. Sekizinci mektup var Risale-i Nur'da mektubatta. Yusuf Aleyhisselam kıssası bize bakan yönüyle. Bir misalle, çok kısa bir misalle anlayalım. Züleyha validemiz Yusuf Aleyhisselam'a aşıktı. Ne yaptı zorda kalınca? İftira. İftira. Yakup Aleyhisselam Evladına Yusuf Aleyhisselam'a aşık değildi. Şefkati vardı evladına. Ne olursa olsun onu yalnız bırakmadı şefkatinden dolayı. O zaman aşk gibi muhabbetler yolda bıraktır. Bu her zaman böyledir. Evinizde, çoluğunuza, çocuğunuza, iş arkadaşınıza, arkadaşınıza, komşunuza, dostum dediğinizde eğer aşkla bakıyorsanız en küçük şeyde onu inkar edersiniz. Reddedersiniz. Ona iftira edersiniz. Ama şefka acz ise Kendini aciz biliyorsun. Onu da aciz biliyorsun. Ona yardımcı oluyorsun. Destek oluyorsun. Bak şimdi buradan çıkacağız yola. Başlangıç yolu. Ehli suluk yani e, manevi terakkiyada çalışan insanlara ehli suluk denilir. Şimdi biz de hepimiz ehli sulukuz. Niye derse geliyoruz? Niye bu ev dersindeyiz? Niye Risale-i Nur okuyoruz? Niye e, bir cemaat olup bir araya gelip Allah yolunda çalışmaya gayret etmeye çalışıyoruz? Maksat ne? seyri sülukumuzu yani terakkiyatımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Peygamberlerin de seyri suluku var. Mesela Peygamber Efendimizin seyri suluku 23 yıl. İlk gelen ayetteki Efendimizin olgunluğuyla 23 yıl sonra gelen ayetteki olgunluk beraber aynı mı? Aynı değil. Efendimiz de olgunlaşıyor. O da yaşadığı hadiselerle, başına gelen musibetlerle, imtihanlarla terakki ediyor. O da onun seyri suluku. Veya işte Hazreti Ömer ilk halife olduğu günle hilafeti tamamladığındaki gün aynı gün mü? Aynı değil insan terakki eder. Veya bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olduğu günle işte 10 yıl geçtikten sonradan 20 yıl geçtikten sonra aynı mı? Seyri süluku var. İşe başladığın günle 10 yıl geçmiş o işte artık tecrübe sahibi aynı mı? Seyri sülukunu tamamlamışsın. O zaman Allah'ı tanımakla Allah'ı bilmekte de bir seyri süluk var. Yani basamaklar var. Ehli süluk tariki kafada letaif aşere üzerine Şimdi nakşiler var, kadiriler var. Ee, zikri cehri, zikri hafi. Kadiriler sesli zikir yaparlar. Buna cehri zikir denilir. Nakşiler ise gözlerini kapatırlar, içinden zikir çekerler. Buna da tariki hafi denilir. Birisi yedi adımla, yani nefsi emmarenin yedi mertebesiyle nedir o? Nefsi emmare, nefsi levvame nefsi mülhimme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi zakiye, nefsi sa safiye. Oraya kadar yedi mertebeyle Allah'a gider. Diğeri ise letaif aşere. Yani kalp, ruh, sır, hafa, ahva gibi on tane latife ile Allah'ı terbiye etmeyi. Allah'a o latifelerini terbiye ederek Allah'a varmaya çalışır. Öyleyse nakşi tarikatında nefsin, nakşi tarikatında e, letaifi aşere, on latifeyi terbiye etmek. Kadiri tarikatında da nefsin yedi mertebesini geçmek. Allah'a varmak böyle. Birisi yedi adım, yedi basamak, diğeri on basamak. E biz ahir zamandayız. Bize daha kısa bir yol lazım. Bunu tarif edecek. Ehli suluk, tariki hafada letaif aşere yani hafi zikirde on adım yani nakşi tarikatı on adım üzere gidiyor. Tariki cehri de yani kadiri tarikatı da sesli zikir çekenler de nüfusu seb'a nefsin yedi mertebesini geçerek suluk etmişler. Bu fakir ise üstad hazretleri ise aciz fakir ise dört hatveden ibaret olan dört adımdan dört basamaktan ibaret olan hem kısa hem sehil kolay bir tariki bir yolu Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir bunu bir anlayalım. İyi anlayalım. Bak biz nur talebesiysek burayı yakalamamız lazım. Kadiri tarikatı 10 adım. Sesli zikir. Nakşi tarikatı nefsin 7 mertebesi. Gizli zikir. Bize daha kısa bir yol lazım üstadım. Biri 7 biri 10. Ve bunların meşakkatleri var. Her gün 3000-5000 tane zikir çekecek değil mi? O halkaya katılacak. E bu zaman ahir zaman. Tamam onlar çok iyi, çok güzel. Daha kısa bir yol yok mu üstadım? Ben üniversite okuyorum. Ben evimdeyim, ben iş adamıyım, ben tacirim, tüccarım. Bana daha kısa bir yol yok mu üstadım? Yani bunu tarif ediyor. Bakalım nasılmış öyle bir yol var mıymış? Kur'an'dan dört hatvelik, dört adımlık bir yol istifade ettim. Şimdi nur talebesi o zaman biz diyeceğiz. Bir nakşi tarikatı müntesibiyle, bir kadiri tarikatı müntesibiyle karşılaştığımız zaman sizinki 7 adım sizinki 10 adım bizimki elhamdülillah 4 adım Risale-i Nur 4 adım Allah'a gider bak şimdi mesela bir Nakşi tarikatından birisi veya bir Kadir tarikatından biri olsa şimdi burada dinlese biz der ki Allah 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 bu adam bizi bizden daha iyi tarif ediyorlar. der Risale-i Nur'un özelliği bu zaten İçinde her şey var tarikatların hakikati mahiyetini de anlatıyor biz ne iş yapıyoruz nurculuk nedir kardeşim nurculuk nur talebesi olmak Risale-i Nur okumak 4 adımla Allah'a yetişebilmek marifetin sana açılması Birinci kat ve ama bir fark daha var. Bak o tarikatlar Abdülkadir Geylani'nin hususi mesleği, meşrebi. Şahın Akşibent İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hususi meslek meşrebi. Ama Bediüzzaman hususi değil. Bediüzzaman ne dedi? Dikkat edin. Kur'an'dan dört ayetle dedi. Bana etti mi Yani Bediüzzaman Hazretleri şunu şunu yapın Allah'a varırsınız demedi. Kur'an'dan dört ayetle Allah'a varırsınız. Bir cihette ee, Nakşi tarikatında ve kadini tarikatında doğrudan doğruya e, Kur'an görünmüyor. Bakın doğrudan doğruya ifadesini kullanıyorum. Evet Kur'an'dan istifade var ama doğrudan ayet delilleriyle sarahaten yok. İşte Risale-i Nur'un farkı bu. Anlaşılıyor değil mi? Osman abi anlaşılmıyorsa sor. Gençler bak bu çok farklı kıymetli bir ders yani. Niye Risale-i Nur okuyoruz? Niye nurculuk yapıyoruz? Bunu anlayacağız. Birinci katve. Fela tüzekü enfüseküm ayetinden. Birinci adımımız, başlangıcımız. Fela tüzekü enfüseküm. İkinci katve, şimdi bunları açacağım ben size. Fela tekunu kellezine nasullah fensavum enfüsehum ayetinden. İkinci ayetimiz de bu. Bunlar farklı farklı surelerden. Üçüncü katveyi. Ma <fela> asabeke <tüzekü> min hasenetin <enfüseküm> femin Allahi ve ma asabeke min seyyatin femin nefsik. Ayetinden, üçüncü ayetimiz de bu. Dördüncü katve, dördüncü basamak ise kul şeyin helikun illa veçe ayeti kerimesinden ahsetmiştir, alınmıştır. Bunların izahı. Üstadım dört ayet söyledin ama biz nedir bilmiyoruz bu anlattığın dört ayet. Bahsi geçen dört <laughs> ayetteki maksat nedir? Biz bunları bilmiyoruz üstadım. Nedir? Bak. Birinci katve insanın yaratılışında kendi nefsine muhib olarak yaratılmıştır. İnsan önce kimi sever? Kendini. Seni canımdan çok seviyorum. Yalan. Öyle bir şey. Kimse kimseyi canından. Hanımını bir canından çok sevmez. Annesini babasını da canından çok sevmez. Ama anne evladını canından çok sevebilir. İstisna o. <laughs> Ama herkes evvela nefsini sever. Yaratılış böyle. Hani bir kusur değil bu. Ya lan ne kötü adammışım. Önce kendimi seviyorum. Kimseyi sevmiyorum. Hayır öyle değil. İnsan fıtraten yani yaratılış olarak Kendini sever ya. Yaratılış böyle. İnsan yaratılışından kendi nefsine muhib olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar hiçbir şeyi sevmez. Kendisi ancak mağbuda layık senalar ile met İnsan neyi sever? Bir de met sever. Övsenize beni kardeşim. Kendini met sever. Nefsini bütün ayıplardan, kusurlardan tenzih etmekle, nefsini bütün ayıplardan, bütün kusurlardan tenzih etmekle, yani noksan görmekle, Haklı olsun, haksız olsun. Kemal şiddetle kendini müdafaa eder. Hiç kusurlu adam var mı? Herkes karşıdakini suçluyor. Herkes birbirini mahkemeye veriyor. Herkes haklı, bir karşısındaki haksız. Yani tevazuyla, doğru kardeş, haklısın. Biz hata yaptık. Başını öne eğip, susan yok. Herkes kendini haklı diyor Herkes kendini müdafaa ediyor. İyi ama diyor kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Haklı olsun, haksız olsun herkes kendini şiddetle müdafaa ediyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ın hamdü sena içinde kendisinden yaratılan cihazatı kendi nefsinde hamdü sena için sarf ediyor. Dilimiz, gözümüz, kulağımız Allah'ı hamd etmek için, Allah'ı met etmek için yaratılmışken dili, gözü, kulağı neye kullanıyoruz? Kendimizi met etmeye kullanıyoruz. Allah'ın verdiği imkanları, onu anlatalım diye verdiği imkanları kendimize anlatmaya kullanıyoruz. Ve men ittehaze ilahehu hevahu. Onlar gibi olmayın ki onlar nefislerini ilah edinmişlerdir. De ki men şumulüne dahil oluyor. Onlar gibi olmayın. Kim onlar? Ha şimdi bak ama şu buradaki mana. Kimin kusuru yoktur? Yaratıcının. Allah'ın kusuru yoktur. Allah hatasızdır. Allah eksiksizdir. Allah noksansızdır. Peki sen kimi met ediyorsun? Sanki kusursuz gibi, kendini bütün ayıplardan müberra gibi, hatasız, noksan, eksiksiz gibi, noksansız, eksiksiz gibi kendini met ediyorsun. Kendini ne yapıyorsun aslında? İlah yerine yapıyorsun? koyuyorsun. Tabii. Halbuki ne demen lazım? Doğrudur kardeşim. Biz de hata yaptık. Bizim de nefsimiz var. Biz de nefsimiz uyduk. Biz de yanlış yaptık. Haklısın. Evet. Ben de böyle yapmamalıydım. Ben de burada hata. Yok. Bütün suçlu. Karşıdaki en dairede evimizdeki aile hayatımızdan en geniş daireye kadar gidin. Ticaretteki bir meseleden tutun da içtimai siyasi bir meseleye kadar devamlı kimi suçluyoruz? Karşı, Karşı suçlu biz haklıyız. Peki kusursuz hatası olan Allah. O zaman kendini kim yerine koydun? İlah. İlahi yerine koydun. İşte bu mertebede nefsin tezkiyesi ancak Adem'in tezkiyesiyle olur. Şimdi bizim delil ayetimiz birinci ayetimiz neydi? Fela tuzekku enfusekum. Kad eflehe men zekkaha. Fela tuzekku enfusekum. Allahu Teala diyor ki onlar nefsini temize çıkarmaz. Kendini ayıplarlar. Suçlu benim derler. Hatalı benim derler. Allah'ın metettiği kullar bunlar. Fela tuzekku enfusekum. Onlar nefsini temize çıkarmaz. Onların akıbetleri nedir? Kad eflehe men zekkaha. Onlar kendilerini temize çıkarmadıkları için kurtuluşa ereceklerdir. Peki kendini temize çıkaran ne olur? Meni tehaze ilahehu hevahu. Onlar gibi olmayan onlar ne oldu? Nefislerini ilah edindiler. Önümüze çıkan iki yol var. Ya kendini temize çıkarmayacak, her meselede kendini suçlayacaksın, muayyep, ayıplı olduğunu kabul edeceksin, hatası olan Allah olduğunu bileceksin, kötülük, kusur nefistendir diyeceksin. Fela tüzekü en kendini temizsiz, temiz zannetmeyeceksin. Ne diyeceksin? Haklısın. Doğru. Biz de hata yaptık. Ama bak dikkat et bir mesele o zaman her zaman biz kim suçluyoruz? Herkes haklı bir o adam haksız. Herkes haklı bir o kadın haksız. Herkes haklı bir o siyasi haksız. Ve herkes haklı bir o komşu haksız. Herkes haklı bir eleman haksız. Olur mu öyle bir şey ya? Fela tüzekü en Çocuğumuz hata yaptığı zaman ya senin hatan diyoruz. Halbuki hatayı başlatan kimsen. eğer iyi bir öğretici iyi bir eğitici olsaydın baba olarak o çocuk o hatayı yapmayacaktı Kendini alsana kusuru desen evladım bak doğru bizim eksiğimiz biz sana zamanında bunu öğretemediğimiz için sen bu hatayı yaptın o çocuk ne der biliyor musun Allah Allah babamdaki annemdeki tevazuya bak ben hata yapıyorum o üzerine alıyor ha bu insan olan insan için nefsi kokuşmuş adam onu da anlamaz da birinci haddemiz neymiş birinci adımımız hatayı kendinde arayacaksın kendin arayacaksın. kendini temize çıkarmayacaksın Kusurlu olan benim diyeceksin. Bir. İkinci katvede ise ne vardı? Vela tekunu kellezine nasullaha fensahum enfusevum. Bu ayetin devamını Üstad söylemiyor. humul <laughs> fasibun. Onlar fasıkların ta kendileri. İkinci hatvede ikinci katvede nefis e, hizmet zamanında geri kaçar ücret vaktinde ileriye safa yolcu eder. İnsan. İnsan ya değil mi? Bir yerde hizmet varsa ne yapıyorsun? Kenara sıvışıyorsun. Ama yemek var, ücret mükafat var. Ne yapıyorsun? Eminim. Pay paylaşılacak. Ganimet dağıtılacak. Ne yapıyorsun? Hemen öne çıkıyorsun. Yani bu sahabelerde de olmuş en baştan. Bize de geliyor. Hangi sure? Hadi bakalım. Enfal. Enfal suresi bu meseleleri anlatıyor. Birçoğu ortada yokken ganimetler paylaştırırken bizim hakkımız ne olacak diye soruyorlarmış. İnsan böyledir. Anlatabildim mi? Hizmet varken savaşa giderken görünmeye ganimet dağıtılırken bize ne düşüyor? Ama dershanede, hizmetimizde fedakarlık yapılması gerekiyor. Ya benim işim var ya. Şu oldu, bu oldu, hastalık çıktı, bu çıktı. Fedakarlık yapamıyorum. Ama oradan bir mükafat dağıtılacak. İndi ilahide veyahut da hemen oradan pay istiyorsun. Evet. Bu mertebede onun tezkiyesi. O zaman ne yapacağız burada biz? Yaptığı fiili aksetmekle olur. Kendin yapacaksın. Fedakarlık yapacaksın. Ama umuma mal edeceksin. Aksetmek bu demek. Üstad sözlerde ve mektubatta bu mevzuyu bahsi anlatırken bu ifadeler kullanmıyor. Buralar biraz daha böyle detaylı ifadeler. Aksettirmek. Yani ben burada ders okuyorum ya. Eğer ders benden aksetse bu cemaate mal olur. Buradaki 10 kişiye mal olur. Der ki ya bak 10 kişi görünüyor. Niye? Beraber bir araya geldik. Ev dersimiz vardı. Dersimizi okuduk. Aksetti. Yani işe, hizmete ileriye sevk edilmeli. Ücret vaktinde, tevziinde dağıtılmasında geriye kaçılmalı. Geriye bırakılmalı. Fedakarlık zamanı ileri. Mükafat zamanı. Ve yusiruna ala enfusihim ve levkâne bihim hasasa. Kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etmek. Yani Evet doğru benim de ihtiyacım var ama o kardeşimin daha çok ihtiyacı var. Bu Allah'ın öyle hoşuna gider ki Allah emin ol seni orada yalnız bırakmaz, mahcup etmez. Ne yapar? Sana bu meselede daha ziyade ikramda bulunur. Öyle anlayacağız. Böyle görüyoruz yani mevzuyu mana muhtevası olarak şunu şöyle koysam daha mı iyi olur diye bir deneyeceğim. Ama olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz yine. Belki katılanlar yarım görüyordur da onun için. Ah şöyle. Belki daha iyi olur. Evet. Devam edelim kaldığınız Üçüncü katvede kendi nefsinde torbasında kusur, naks, aciz ve fakırdan maada hiçbir şey bırakmamalıdır. Yani kusurlu benim, noksan benim, aciz benim, fakir benim, hatakar benim, nefsine uyan benim, Kendine hiç iyilik vermiyor. Nefsini terbiye ediyorsun. Bütün mevasin iyilikler Fatır Hakim tarafından inam edilen nimetler olup kendi hamdi iktizasını eder. Fahri iltizam etmediklerini itikat ve telakki edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi kemaline, ademi kemalinde, kudretine, aczinde, gınasını fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Burada nasıl oluyor peki? Burayı anlamaya çalışalım. Ayetimiz neydi? Meşhur ayet. Ma asabe kemin hasenetin. Femin Allahi ve ma asabe kemin seyyatin. Femin nefsik. Tekrar okuyalım. Ma asabeke min hasenetin fe Allah ve ma asabeke min fe min nefsik. Ayet diyor ki size bir iyilik gelirse, iyilik yaparsanız, iyilik yapmışsanız bilin o sizden değil. Onu Allah size yaptırdı. Fakat bir kötülük varsa siz nefsiniz uydunuz. O zaman şimdi ben ders okudum. Ya ben okudum. Hayır kardeşim. Allah nasip etmez, okuyamazsın. Allah sana bunu göstermezse yapamazsın. Allah hayır yapmayı, zekat vermeyi, sadaka vermeyi sana nasip etmezse veremezsin, veremez. Mümkün değil veremez. Ama nasip ederse veririz. Peki vermemek, yapmamak, fedakarlık yapmamak, iyilik ya onlar kimden? Onlar nefisten. Ya bak birinci hatvemiz, birinci adımımız unutmayalım. Fela tüzek en Nefsini temize çıkarmayacağım. İkinci hatve ve la <laughs> tekunu kellezine nasullahu nasullahu fe Hizmette öne atacaksın kendini, mükafatta geri gideceksin. Ayetin manası, sarih manası şu. Onlar gibi olmayın. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da ceza olarak onlara kendilerini unutturdu. Bu ağır bir ceza. Bak. Sen Allah'ı unutuyorsun. Allah da sana ceza olarak ne veriyor biliyor musun? Kendini unutturuyor. Kendinden haberin olmuyor. Ne yaptığını bilmiyorsun. Üçüncü ve... İyilik Allah'tan, kötülük nefiste. Bunu kabulleneceğiz. Dördüncü hatve ise küllü şeyin helikun illa veçheru. Yani her şey her yönüyle helak olacak. Yalnız Allah'a ait manalar müstesna. Dördüncü hatvede kendini istiklaliyet halinde fani. Mesela yaşlı bir adam kendini tevazu yapar ama genç bir adam gücü kudret yerinde mesela kayra gibi bir adam tevazu göstermesi zordur. Mühim olan budur işte. Gücün varken kendini yok bilmek. Güçlüyken mütevazı olmak. Zenginken fakir gibi olabilmek. Asıl kıymeti harbiye buradan geliyor zaten. Evet. Kendini istiklaliyet halinde fani, hadis mağdum sonradan yaratıldığını ve ölmeye mahkum olduğunu ve Esma İlahi'ye ettiği halde şahit ve meşrut ve mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Allah'a bakan yönümle varım, Esma İlahi'ye gösteren yönümle varım, ama kendi nefsine bakan yönüyle ben mağdumum, yokum, sonradan yaratılmışım. E bir şey sonradan yaratılmışsa, yani hadisse, sonradan yaratılmışsa ölmeye mahkumdur zaten. Kendinden değil ki varlığı. Mesela biz Allah'a ne diyoruz? Kıyam bir nefsi. Varlığı kendinden. Vaci bir vücut. Vücudu kendinden olduğundan yok olmuyor. Ama insan sonradan yaratıldığından yok olmuyor mahkum. Bu koltuk yapılma olduğundan, bir imal olduğundan, imalat olduğundan Kırılmaya, dağılmaya mahkum. Ama yapılmamış olsaydı dağılmaz. Mesela oksijen, saf, bozulmaz. Su, safa yakın. H2O diyelim ya, iki hidrojen, bir oksijen. Ama işte çay veya meyve suyu suyla karıştırdın. Ne yapıyorsun belli bir zaman sonra? Karışım arttığı için, sonradan yapıldığı için bozuluyor. Hadistir işte. İnsan da kendinin Allah'a bakan yönüyle var olduğunu bilecek. Evet, Esma-i bakan yönüyle varım. Mesela konuşuyorum, Allah'ın isimlerini gösteriyorum dinliyorum. Esma ilahi üzerinde gülüyorum. O zaman var. Ama kendime bakan yönümle, nefsime bakan yönümle yokum, hadisim. Evet. Bu mertebede onun teskiyesi vücudunda ademini, ademinde vücudunu bilmekle lehul mulku ve lehul hamdü'yü kendine virdi ittihaz etmelidir. Yani mülk de onundur. Mülk onunsa evet, hamd ona mahsustur. Mülk kimin? Maliki mülkü yeteserrafı fi mülkü keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Her gün namazımızda tespitle diyoruz ya. Lehul mülk, lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumit. Hayatı veren, ölümü veren, mülkü veren o. o öyleyse hamd ona mahsustur. Lehul mülkü ve lehul hamdü kendine virt ittihaz etmeli. Evet bu orası çok kıymetli. İşte Allah'a giden yolların içinde Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanda bu kısa yolu seçmiş. O zaman tekrar bir daha e, zihin fikir jimnastiğiyle dersimizi bitirelim. Nakşi tarikatı Nakşi tarikatı on adı sessiz gizli zikirle. Kadiri tarikatı 7 adımla nefsin 7 mertebesi sessiz zikirle. Risale-i Nur ise, Bediüzzaman Hazretleri ise dört adımla. Aciz, fakır, şefkat, tefekkür. Acizini bilmek, fakrını anlamak değil mi? Şefkat etmek, muhabbet etmek. Çünkü aşk riskli. Kısaca anlattık ya. Aşk inkar eder, iftira eder. Ama şefkatse kardeşin hata yapmış, yanlış yapmış. Ona acırsın. Hatta muhabbetini, huvudetini ziyade yaşar. Ona yardımcı destek olursun, kurtarırsın. Ama aşk iftira eder. Ve aşk keskindir, keser atar. Birinci ayet nefsini temize çıkarmayacaksın. Kusurlu kendinsin. Bir üst mertebesi hemen ikinci adımımız. Hizmet vakti ileri, mükafat ücret vakti geri. Üçüncü katve iyilik Allah'tan, kötülük nefisten bunu fark edeceksin. Dördüncü katve her şey kendine bakan yönüyle fanidir. Biz kendimize bakan yönüyle faniyiz çünkü sonradan yaratılmışız. Ama Allah'a aynı darlık yönüyle ebede namzet bir halimiz var. Bunu anlamak. O zaman lehül mülk ve lehül hamdi kendimize verdi zebani da burada vahdetül vücut meselesini de anlatmış. O vahdetül vücut meselesi ayrı uzun bir mevzu. Akılları karıştırmamak için dersimizi burada kısaca kesiyoruz. Cenab-ı Hak böyle kısa bir yolu ahir zamanda bu ümmete ihsan etmiş. Risale-i Nur'da bunun yoludur. Bunun en kıymetli göstergesidir. Cenab-ı Hak bu şefkat yolundan, şefkat mesleğinden bizleri ayırmasın. Subhaneke la ilme lena illa إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> وآخر دعواهم أن الحمد <سؤال> لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات